Karaoğlan'da yapılan hizmetler. Karaoğlanoğlu köyümüz belediye hudutlarımızdaki en büyük köydür. Ve Karaoğlanoğlu köyü bu 1974 ile günümüz yılları arasında çok büyük bir gelişme kat etmiştir. Artan nüfusu, gelişen mahalleleri ve tabii yeni inşa edilen binalarıyla birlikte aynı zamanda Yeni Amerikan Üniversitesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. 40 yıldır temizlenmeyen göletler temizlendi. Bu bölgede uzun yıllardır ihmal edilmiş konulara belediyemiz el atarak önemli ve köklü çözümler getirmişlerdir. Bunların en önemlisi Karaoğlanoğlu üst bölgesinde bulunan göletler belediyemiz tarafından temizlenmiş, kaymakamlıkla işbirliği yapılarak, ancak önemli maddi katkıyı belediyemiz sağlamıştır. Şimdi tabii bu göletler rastgele yapılmadı ve iş olsun diye yapılmadı. Bu göletler yakına gidip görürseniz eğer 50'li 60'lı yıllarda yapılmış, üzerlerinde İngiliz döneminin amblemlerini taşıyan işaretler var ve bunların yapım amacı dağ istikametinden deniz istikametine gelen yağmur suyunun kentlere ve köylere kontrolsüz bir şekilde gelmesini engellemek, oralarda oluşturulan gölet havzalarında suyun birikmesini sağlamak. İkincisi, sel baskınlarını önlemeye yarayan bu göletler aynı zamanda yeraltı sularının da zenginleşmesine sebep olmaktadır. Yani kuyu sularımızın da kapasitesinin artmasına sebep olmaktadır. Bu göletler yaklaşık 40 yıl içinde hemen hemen hiç temizlenmedi. Bildiğiniz gibi belediyenin bu konuda yasal bir zorunluluğu yoktur. Ancak hep sıkıntılar ve sorunlar belediyeye yansır. Yani bu göletlerin su tutmaması nedeniyle Karaoğlanoğlu köyünde geçmiş yıllarda çok önemli sorunlar yaşadık. Kahveler bölgesi dediğimiz bölgede, Karaoğlanoğlu ana caddesinde sel felaketleri yaşandı. Dolayısıyla devlet belediye işbirliği içerisinde, ama devletin büyük bir katkı olarak iş makinalarını göndermesi, belediyenin de oradaki her türlü mali bütçeyi karşılayarak mazot, personel giderleri, personelin oradaki bütün harcamaları belediyemiz tarafından karşılanarak bu göletlerden çok yaklaşık sadece bir tanesinden 750 kamyon toprak, mil ve atık çıkarıldı. Diğerinden de yaklaşık 300 kamyon atık ve mil çamur çıkarıldı. Dolayısıyla bu göletlerin su tutmaya başlamasıyla birlikte bu sene kış aylarında Karaoğlanoğlu köyünde çok ciddi bir sel baskını ile karşı karşıya gelmedik. Bu da bizim için önemli bir hadiseydi. Kaymakamlık, belediye ve su dairesinin işbirliğinde, ama belediyenin mali boyutunu karşıladığı bir proje olarak bunu gerçekleştirmiş olduk. Göletler molozlarla dolup taşmış durumdayken burada biriken su olduğu gibi mahalleyi basıp ana caddeye kadar iniyordu. Tabii ki eskiden de bu dere yatakların içine yapılan evlerin de etkisinden dolayı su yolunu bulamadığı için evlerin arasından veya da evlerin bahçelerinden akıp şehre kadar iniyordu, caddeye kadar. Şimdi bu dereleri biz temizledikten sonra hiçbir sorun kalmadı. Şu anda tüm halk teşekkür ediyor. Çünkü herkes yapılanın farkında. Eskiye nazaran çok çok iyi her şey ve halk çok memnun. Karaoğlanoğlu Belediye Plajı. Yaz aylarında insanlarımızın, gençlerin sahillere ve plajlara ulaşmasında gerçekten büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu yıllar içinde yapılan hataların sonucunu bugünkü nesil, bugünkü gençlerimiz ve insanlarımız çekmektedir. Biliyorsunuz Girne Belediyesi'nin Kervansaray bölgesindeki plajı, Kervansaray Halk Plajı da geçmiş yıllarda var olmasına rağmen son 3 yılda çok ciddi bir bakıma alındı. Çok ciddi bir şekilde revize edildi, restore edildi, tadilat edildi ve halkın hizmetine en iyi şekilde sunuldu. Daha sonra yıllardır, yaklaşık 25 yıldır atıl durumda bulunan ve Karaoğlanoğlu insanımızın söylediği şekilde Antis diye bilinen bölgede, ki orada eskiden yine belediyeye ait bir restoran veya taverna tipi bir eğlence merkezi vardı. Biz taverna, Antis denen taverna binasını yıktık ve sonuç olarak oraya bir halk plajı kazandırdık. Yani artık Karaoğlanoğlu'nda halkın
denize ulaşabileceği ikinci bir halk plajı da oluşturmuş olduk. Karaoğlanoğlu'ndaki bu ikinci halk plajı gerçekten çok önemliydi. Hele hele denize ulaşma, plajlara ulaşımda bu kadar sorunların yaşandığı yaz aylarında belediyenin ikinci bir plajı hizmete alması bu açıdan önemli olmakla beraber halk adına buranın sahiplenmiş olmamız da bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır diye düşünüyorum. Ve bütün halkımızı bu plajları, her iki plajımızı da en iyi şekilde kullanmakları için elimizden gelen düzenlemeleri yapmış bulunmaktayız. Kaldırım çalışmaları. Bu bölgemizde hemen hemen Karaoğlanoğlu köyünde hemen hemen kaldırımlar yoktu. Ve bu 40 yıl ihmal edilmiş bölgemizde Etremit'ten Karaoğlanoğlu köyüne Kervansaray plajının köşesinden kavşağından Girne merkeze doğru aynı zamanda Se bölgesi istikametinde de ve Se bölgesi içinde de çok büyük kaldırım faaliyetleri yaptık ve dolayısıyla bütün köy merkezlerini olduğu gibi Karaoğlanoğlu köyümüzü de Girne merkeze kaldırımlarla bağlamış olduk.